Kendi evinde lider Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Edip Buran spor salonundaki bu önemli karşılaşmanın hakemleri Ömer Ozan ve Memduh Öget. Her iki takım da ligin 8. haftasına kadar oynadıkları 7 karşılaşmadan 6'sını kazanırken Fenerbahçe Efes Pilsen'e Çukurova'da Galatasaray'a yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetlerini almışlardı. Bu maçı kaybedecek takımın ligdeki yenilgi sayısı da 2'ye yükselecekti. İşte böylesine önem taşıyan ve ligin şampiyonlukta iddialı takımlarından ikisini karşı karşıya getiren maça Çukurova, Hayri, Behçet, Lee, Mehmet ve Kemal, Fenerbahçe ise Can, Ali, Ferhat, Fatih ve Richard ilk beşleriyle başladılar. Karşılaşmanın ilk dakikalarında her iki takım da oyunda adam adama savunma uyguladı. Özellikle uzak mesafeli şutlarla sayı bulan Fenerbahçe 5. dakikayı 12-8, 10. dakikayı 22-14, 15. dakikayı da 34-20 önde geçti. İlk yarının son 5 dakikası içinde Ali'nin 3'er sayılık atışları ve Richard'ın pota altı üstünlüğüyle farkı arttıran Fenerbahçe ilk yarıyı da 10 sayı farkla 42-32 önde kapadı. Bölümler seyrettiğiniz maçın ikinci yarısında büyük bir çekişme var ve heyecan son haddinde. Bu arada hemen belirtelim, Çukurova'da McDowell ve Levent sakatlıkları sebebiyle takımdaki yerlerini alamıyorlar. McDowell'ın yerine Lee oynuyor. Çukurova hücumu Behçet'le başlıyor. Hayri tekrar Behçet. Behçet'in atışı isabetli, basket aynı zamanda kendisine bir de faul var. Tek atış kullanacak Behçet. Bu atışta da isabet var. Fenerbahçe hücumu Ali ile başlıyor. Karşısında Behçet vardı Ali'nin. Serdar. Richard yardımına geliyor. Uzun pas. Ali. Richard. Geçiyor Lee'yi ve basketi kazandırıyor takımına. Ekranda Richard bu karşılaşmada 12 sayı kaydetti Fenerbahçe adına. Behçet. Karşısında Serdar var. Kemal. Ekrem. Tekrar Kemal. Hayri pota altına kadar giriyor. Dışarıya çıkarıyor. Ekrem, sağ okşat isabetli. Fenerbahçe Ali ile hücumda. Serdar, tekrar Ali. Ferhat 3 sayılık atış bölgesinde Can top bekliyor. Şimdi Can 3 sayılık atış, basket. Can da bu karşılaşmada 15 sayı kaydetti Fenerbahçe adına. Behçet, Kemal, Lee. Lee'nin arkasında Can var. Dönüyor atışını yapıyor. Can'a rağmen basket var Lee'den. Behçet tekrar Lee. Pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Kemal. Tekrar Lee. Lee ile Can bu karşılaşmada birebir oynadı. Tekrar Lee. Can'ı geçiyor. Bırakıyor pot altına isabetli. İkinci hamle smaç basket Lee'den. Lee bu karşılaşmada sahanın yıldızıydı. Karşılaşmaya ilgi çok fazla. Fenerbahçe hücumu Ali, Can, 3 sayılık atış Serdar'dan isabetli. Serdar bu karşılaşmada 12 sayı attı Fenerbahçe adına. Tekrar Serdar, atışında isabet yok, rebound'da Kemal başarılı. Bir fast break şansı Çukurova adına. Yine Lee, smaç yine Lee'den, üst üste smaçlar seyrettik Lee'den. Behçet, topunu kaptırıyor, Ferhat. Bu sefer fast break şansı Fenerbahçe adına. Serdar pot altına kadar giriyor. Turnike basket Serdar'dan. Ekranda Serdar vardı. Behçet. Hayri. Ekrem. Tekrar Hayri. Bounce pass. Lee. İçeriye güzel bir pas. Hayri dönüyor. Güzel bir hareket. Sonrasında basket. Tekrar Çukurova hücumu. Behçet ve Lee. Lee'nin karşısında yine Can var. Ekrem dışarıya çıkarıyor. Pot altında yine Lee, smaç yine Lee'den. Fenerbahçe hücumu Serdar. Richard bu topu alamıyor. Bir fast break şansı Çukurova adına. Ekrem, basket Ekrem'den. Ekrem de bu karşılaşmada 10 sayı kaydetti Çukurova adına. Fatih ile başlayan bir Fenerbahçe hücumu Ali. Richard top bekliyor. 3 sayılık atış Serdar'dan isabetli. Üst üste basketler Serdar'dan. Bu karşılaşmada Serdar özellikle 3'er sayılık atışlarıyla dikkati çekti. Kemal Çukurova hücumu pot altında müsait pozisyon. 1. hamle 2. hamle basket. Aynı zamanda kendisine bir de faul var. Kemal bu karşılaşmada 11 sayılı oynadı. Tek atışta da isabet var. Behçet. Hayri. Ekrem pot altında kaçırmıyor.
Tekrar çukura hücumu Behçet. Kemal. Tekrar Behçet. Ekrem. Kemal. Pot altına kadar giriyor ama topu çember üstünde Richard kesiyor. Bu bir basket kararı. Fenerbahçe hücumu Richard. Üçlü bir sıkıştırma Ali. Dışarıya çıkarıyor Can. Üç sayılık atış isabetli. Ekranda Can. Can da bu karşılaşmada 15 sayıyla oynadı. Çukurova hücumu Mehmet. Ekrem'in atışında isabet yok ve reboundda Fenerbahçe başarılı. Bir fast break şansı. Serdar. Stop Cemşat. İsabet var. Kemal. Oyunu sağ kanada taşıdı. Ekrem. Behçet. Stop Cemşat. İsabetli. Karşılıklı basketler seyrediyoruz. Her iki takım da Can'la başta oynuyor. Lee. Karşısında yine Can var. Pas verebileceği bir arkadaşını aradı Lee. Kendisi atmayı denedi ama faulle durduruldu. Lee faul atışları kullanacak. İki atış. Son bir dakika içerisindeyiz. Skorda denge var. 66-66. Lee'nin ilk atışı isabetli değil. Lee ikinci ve son atışını kullanacak. İkinci atışta isabet var ve Çukurova 67-66 öne geçiyor. Son bir dakika içerisinde Fenerbahçe hücumunu seyrediyoruz. Ali ile başlıyor. Arkadaşlarının sete yerleşmesini bekliyor. Ferhat. Can içeride top bekliyor. Ali yardımına geliyor. Serdar. İçeriye bir pas. Richard. Tekrar Serdar. Güç pozisyonda ama atışı başarılı. Ve bu sefer Fenerbahçe 68-67 bir sayılık farkla öne geçiyor. Artık son 30 saniye karşılaşmada Çukurova için bir galibiyet şansı olabilir. Burç, Serdar, tekrar Lee. Yine Can mark ediyor Lee'yi. Hayri elinden kaçırıyor. Daha sonra da Richard geliyor, alıyor topu. Saniyeler geçiyor. Fenerbahçe lehine işliyor saniyeler. Richard'dan bir pas. Ferhat saniyelere bakıyor. Topu dolaştırıyor. Ve karşılaşma sona eriyor. Mersin'deki bu önemli karşılaşmayı Fenerbahçe deplasmanda 68-67 kazanıyor. Fenerbahçe bu sonuçta puanını 15'e yükselterek liderliğini korurken Çukurova ligdeki ikinci yenilgisini alıyor. Ancak bu zevkli ve çekişmeli karşılaşmadan sonra ortaya çıkan olaylar gerçekten üzücüydü. Şimdi bu olayları görüntüye getiriyoruz. Sayın seyirciler, sahalarımızda bu tür taşkın olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz.